Selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı günler olsun. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Sevil bacınızın dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orucumuzun son demleri sonuna doğru yaklaşıyor. Bugün günlerden salı. Bugün ben iftar yemeğe veriyorum. Can dostlarım. Bu da torunum. Aşkım benim. Hadi bir hoş geldiniz de. Hadi oğlum. Ha bugün Gülağaç'a gitti annesiyle, bunu almış gelmiş. Onu gösteriyor. Can dostlarım, ben güveç yapacağım. Eşim bir kilo et aldı geldi. Güveç yapacağım ben. Şöyle. Başlayalım. Bismillah diyelim. Bir yandan yoğun üstek üzerine bugün kuru fasulye pişirmeyecektim ben ama kardeşim mesaj atmış. Abla geçenki kuru fasulye çok güzel görünüyordu. Canım istedi. Azıcık pişir yazmış. Bir de şöyle yazmış. Şu kadar pişir yazmış. Artık ben de küçük bir kaseyle haşlamaya koydum. Niye geç kaldım? Biraz geç kaldım. Can dostlarım, bugün bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım her türlü beladan, musibetten korusun, esirgesin. İsmail onu şiden anma, dökülür oğlu. Beyza onun ağzını kapat annem. Dehe İsmail'in yan tarafında. İsmail bak sakın dökme kolayı, tamam mı? Tamam. Kardeşin derine verme. Vermem. Tamam oğlum haydi. Koyayım. Anneannesi bugün ben ona suluk almıştım gelmeden. O suluğun hevesine bugün her şeyleri dolduruyorum. Gösterelim suluğunu. Şöyle can dostlarım. İçine de ilacımı döktüm. Ha, içine de kolasını dökmüş teyzeleri. Benim oğlum şimdi al. Can dostlarım, bizim dünya iftardan sonra tüpümüz bitti. Eşim de televizyon çıkınca ben söyledim tüpü bir getir diye. Sonra tüp puf dedi. Kızım buraya gelecek bak anne. Tripoda geliyor. Biz de dün... Beyza gayecimi belirir mi? Makinede kahvenin yaptılar. Akşam iftardan sonra. Çay falan demlemedik. Ben İsmail'e süt, Ayhan'a süt yapmak için tüpü açınca can dostlarım tüpümüz patladı. Dolabımız ta yerinden çıktı. Ta üstündeki şeyler havaya çıktı. Şu kapak karnıma vurdu. Tam oradaydım. Basıverdim. Ne olduğumu anlamadan nasıl bir kapak vurdu karnıma? Puf dedi. Bir anlat oğlum. Nasıl oldu? Nasıl ses çıkarttı? Puf dedi diyor. Yine de kurban olduğum Allah'ım, birimiz sadakamız varmış. Bugünkü yüzü suyu hürmetine Rabbimin. Allah'ım esirgemiş çoluğum çocuğum hep evin içindeydi can dostlarım. Bir gelinim yoğdu. Giyanımız hep buradaydık ama gelinim de uçardı yukarıda. Değil mi sen? Buradan patlanca sen de uçardın. Eyvallah. Ama bir yırtardın, sen yatak odası tarafındaydın. Yani öyle bir başımıza bugün iş geldi can dostlarım. Onu da Türkçe'ye tanımlaştık tekrar. Ayhan ne istiyor oğlum sen? Tripod'a gelecek. Onda artık geldi şimdi çocuk da. Tekrardan kontrol etti. Onda dedi ki abla herhalde çok basmışlar. Çünkü çocuk tüpü kaldırırken beraber onda da şey çıkarttı. Böyle bom diye ses çıkarttı. Sonra açarken puf dedi. Koruma. Elimi doldu. İki tane. Bugünkü menümüz can dostlarım. Güveç. Kuru fasulye. Mercimek çorbası. Fırında sadece patatesle tavuk, but, bir de tane domates koyacağım aralarına. Piriş pilavı, baklava, cacık, salata.
Hacı. İsmail. Ne arıyorsun? Biz bugün yukarıda gelinin sobasını kule bir tarafa açayım. Onları tabağa koy ben. İsmail bir dur anne. Ne istiyorsun da? Hayır, elini kestirin. Elini kestirin. O kesilmeyecek şimdi oğlum. Kameranın önüne durdun. Ne oldu ki? Görüyoruz zaten. Öyle. Anneannem sen be. Bak. Tamam oğlum dur be. Bezengi geliyor. Oğlum dur. Bak orada değil. Onu şeye güvece keseceğim oğlum. Tamam hadi bir tane kes kalk. Tamam mı? Bunlar da Gulaç'a gittiler geldiler. Hande, Fulya. Babası. Ben sarımsaklar kesip sarıya da gelsem. Bir de şey kesip. Bak. Soğan. Biz de sabah Beyza'nın oranın sobasını çıkarttık. Hı-hı. Can dostlarım. Ondan sonra ne yaptı deden oğlum? Çardağı kurdu. Çardağı kurdu. Şöyle şey verdi. Taş şöyle kırdı. Ha. Oraya yaptı. Öyle yaptı. Can dostlarım. Ekmek tandırlığımızın duvarını deldi eşim. Sabah. Şunun üstü bir tanesi. Sobayı oran buldu. Biraz sonra inşallah göstererek. Şimdi ben bunları hep hazırlayacağım. Aşağıya bahçeye ineceğim. Sobayı yakacağım can dostlarım. Sobanın üstünde pişecekler. Evet anne. Öyle görünüyor. Aşkım benim, akıllım anne, benim. Anne, geçen daha öncesini yaptınız, bugün de. Şuna var mı? Olsun, bir şey olmaz. Onu şey mi, ben şey yapma diye. Çünkü tava sıcak ya, o yüzden koyamadım. Biliyor da nasıl geliyor buraya. Gelsin bak bunu öylece. Gelsin bağlı. Gelmesin. Öyle dinmez. Öyle deme. Tamam öyle evet. Deme ama. Kötü söz söylemeden ama. Gelmesin. Vallahi saldım. Gelmesin. Gelmesin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Can dostlarım geldi bizim şeye. Doberman. Allah'ım yarabbim. Böyle şirinlikliyiz can dostlarım. Doberman. Aç oğlum aç. Bağırma. Ayhan. Cız deyince elini çekti gördün mü? Evet. Soğanı elleyecekti. Cız dedi de elini çekti. Yo biber. Yes. Hadi. Kızılsın. Deme domates alsın. Tutuluyor ellik bıçağı. Sen bıçağına dikkat et. Zaten var ilk Beyzen yenge. Bunun için miydi bütün çaba? Tamam haydi. Haydi yenge sal. Hadi git annem ikinci annemle git. Bir patta şey yaptı. Düşürdü. Şimdi Kayhan. Nasıl yiyor? Bak domatesi. Annem benim. Aşkım benim kızım. Tamam getirin şunu oturturun onu da. O da oturur ki ben de. Kızdı. Can dostlarım. Ve sofrayı çek de üstüne otur bari. Annesi gelmedi mi daha? Otur teyze. Hadi şunu üstüne otur. Tamam, öyle iyi bari. Hadi. Dur bir oğlum. Ben de sana kamerayı şöyle diyeyim anne. Anne, ben nerede keseyim? Sana bugün bunlar hiç çekim yaptırmaz ben diyeyim sana. Et mi keseyim? Tamam, et kesilmez haydi oğlum. Niye? Olsun, sen hiç çekme. Benim keserim o bıçak kesmez zaten. Niye? Niye? Nasıl da yer domatesi? Kız, anam, aşkım benim. Sen nasıl yiyorsun öyle? Diyor bak hele. Şöyle ağır. Gördüğünüz gibi böyle ayağına sürdü. Evet teyze ben ellerimi yıkadı İsmail'im benim. Bir söyle oğlum ben ellerimi yıkadım de. Ben ellerimi yıkadım. Sabah kalktım ellerimi yıkadım. Hı. Bunlar uyanmadı. Sonra yattım uykumu aldım. Rüya açtı. O kadar çok kötü bir rüyadı ki. Ne gördün rüyanda? Meme. Evet. Canavar. Bula bula seni mi bulmuş? Beni bulmuş. Dün ne geldi yanıma?
Sen demedin mi benim anneannem gelir kuştu seni döver diye? Şöyle dedim. Yallah yallah anne. Annene bak anne dedim. Annene bak anne dedim. Hatay'daki arkadaşların ismi neydi İsmail? Ömer ve Tekkan. Ha bir selam yolla. Onlar seni izliyorlarmış. İzliyorlar. Hı hı. Bir selam yolla hadi. Kamera burada annem. Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlarım da. Kaan var. Şey var. Neydi o adı? Ömer Mete. Ömer Mete. Kaan. Teşekkür ederim. Eymen. Eymen. 3000 yaşında. Annem büyük. 3000 yaş. Annem çekme. Çekmem. Üstünde, sen onunca mı yıktın onu? Üstünde koymamış bu arada. Ne yiyorsun sen? Tamam ye oğlum ye. Başka ne diyor? Dede demek dede diyor. Dede demek ne demek? Ne demek? Gel demek. Hande. Yavrum ne yapacaksın? Şu oğlun haline bir bak geldin. Oğlum halıya dökme annem. Şu tarafta yani. Torunlarım için halı feda olsun. Yıkarık bayram sonu. Anne çabuk gel çabuk çabuk. Üşüyorsunuz be. Dur. Geç oğlum abi. Üstüne domates de yiyecek kalmadı. Hep kalmadı. Anne bunlar ne konuşuyor ki diyor. Hadi anne gel. Gel bir gel. Kız birincisini yedi ikinciyi yiyor. Yok canım birinci. Öyle mi? Ayhan. Ayhan. Annem. Siz domates mi yiyorsun? 15 bin yasalı ödüm. Orada alalım. Anne sağ ol çocuğum hadi. Şöyle ben kamerayı şöyle döndüreyim mi? Gel gel. Nasıl basıyor onu da? Tamam bir dakika. Artık onu... Tamam kamerayı ona göstermeden şöyle... O artık işi olmaz. İkna olmaz. O iyice yiyecek o domatesi. Hem de şuradan... dışarıda... Al şunu. Şuradan bana bir tabak versene kızım. Yuvarlak tabak mı? Fark etmez. Bir tabak ver. İsmail oğlum sarımsakları ne ördün lan? Ben ne örüm? Şu şeyin altını da kapatın. Anne. Anne. Kız hep açtım. Anne. Et kesin mi? Geçiyor. Geçti. O ne gibi kokmuş biliyor musun? Spagetti makarna olur ya. O gibi. Gel oğlum. Yerini batır mısın? Var mı? E kuzum. Hani biz bunları toprağa mı da öyle açayım? Kameraya durdurayım da hadi. Can dostları yok. Biraz sonra görüşelim. Bura karıştı. Pazarın karıştı, neydi? Karıştı, karıştı, karıştı. Karıştı mıydı? Karıştı, karıştı. Etlerimi doğradım. Şu güvecimin eti can dostlarım. Şu da biraz yağlı etim vardı. Onu çıkartmıştım. Domatesini, biberini, etini doğradım. Bu da kuru fasulyemin. Şimdi... Şişinden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanından. Yeter sokurdum. Sen mi? Hı. Boş ver. Zaten seni pek istemiyorlar kameralarda. Sen çıkma. Size inat çıkacağım. Can dostlarım. İlla ki beni duyuyordur. Gerçi ben WhatsApp'ta da paylaştım da illa ki bir şey söylemek istemiyorum. Zorundan bizi teşvik ediyorsunuz ama siz benim kızımın burnuna kurban ol. Tamam mı? Sen benim kızımın burnuna kurban ol. Benim kızımın burnunun büyüklüğü kadar aklı da var. Akılsız beyinsizler. Utanmıyorsunuz da şu mübarek gün. Şu ağzınız ama sizin hepiniz Allah'a havale ediyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Can dostlarım cami çekimimde hepinize değil mi? O benim işte ona diyor. Ona diyorum işte. O benim işte. İsmini getiremedim. Okuyayım hatta dur. Zehra mı öyle bir şey? 2 saat olmuş saat hesabı açalım. 2 şey 3 gün olmuş işte o hesabını aç. O yorum yazdığı nasıl hesabı? Her an senin akli dengende sorun var. Okunmaya da hiç hocam var mı? Geri zekalı. İsmail yapma. Benim kızımdan ne istiyorsunuz siz? Ben anlamıyorum ki. Hayırdır? Fulya sana niye bu kadar çok baktı? Kanları ağrıyor. Zehra Ezan. Zehra Ezan.
Zehra Ezan desin mi neyse. Hey Fulya, kendine gel, kendinde olmadığını gösteriyor. Görüyoruz çocuksu hareketleri, gerizekalı gibi yapıyorsun. Kendini sen şımarıklığından görmüyorsun. Kendini bizler görüyoruz. Gıcık oluyoruz sana. Önceden kedi yavrusu gibi kameradan utanıyordun. Şimdi bu özgüven nereden geliyor? Nereden buluyorsun? Saygılı hanım ol. Çirkin ördek yavrusu surata bak. İğrenç şey, güzel olsan kim bilir ne deli hareketlerin olacak. Kaval kemiği burnunu. Düzelt burnunu, kameradan dizlere çıkacak. Sevimsiz şey, itici, soğuk. Kendine gel. Umurumuza. Ben sadece gülüyorum. Çünkü haline. Kafaya bile daha. Umurumda değilsin. Bir durun. Arkadaşlar şimdi ver, bunu da alırım. Bir kere o çirkin ördek yavrusu değil, o Sevil Tunç'un kızı. İkincisine gelince burnuna kurban ol. Onun burnunu Allah yarattı. Bir yaratsana kemiğinin birini. Öbürlerine de gelirse gıcık oluyorsan kanalımdan çık, niye duruyorsun kanalımdan? Benim kızıma gıcık oluyorsun da kanalıma niye girip benim kızımı izliyorsun? Ha? Şu mübarek kız var ya. Kurban olduğum Allah'ım, Allah büyüktür. Her türlü veriyordur eminim de, almayınca almıyorsundur kesinlikle. Hiçbir şey demiyorum ben sana. Yazıklar olsun diyorum. WhatsApp'tan da paylaştım. Onu da cami şeyimizi de, onu da bugün Fulya'ya şey aldırtacağım. Sabitlettireceğim onu can dostlarım. Sabitleyemem ki onu. Niye? O başka videoyu yönetmiş. Bugünkü videoyu yap, öyle olmaz. O videoyu sabitleyemem misin o videodan? Ne olmaz. İyi. Eline koluna sağlık. Bu dünya kız, geçici, bu dünya geçici. Kız kafana niye takıyorsun? Ben kafama bile takmam. Öbür dünyası var bu dünyanın bir de. Bu dünya geçici. Hazmedem. 5 kişi yasandı evde. Belki kanlı arınmışsa yazmış. Arınmasa yazmazdı o kadar. Yudan. İnsanın dış görünüşleriyle dalga geçilmez. Can dostlarım. O kadın kimse ya da kimse kız mı erkek mi kadın bilmiyorum da. İnsanın dış görünüşüyle dalga geçilmez. Allah adamı öyle bir hale getirir ki burnunuzu yollardan da toplayamazsınız. Kurban olun siz benim kızımın burnuna, aklına, fikrine, duruşuna, asaletine. Kurban olun, kurban. Oldu mu? Kurban ol sen ona, kurban. Şımarıyor musun? İzleme niye izliyorsun ya? Demek Fulya'nın her hareketi hoşuna gidiyor ki. İzliyorsun, takip ediyorsun, izleme. Çık kanaldan. Niye izliyorsun? Onun o kadar değerli teyzeleri, ablaları, sevenleri var ki. Sen sevsen ne olur, sevmesen sen ne olur. Sen sevsen ne olur. Sen benim hayatımda olmuşsun ne olur, olmamış ne olur. Hakaret etmişsin ne olur, etmemişsin ne olur. İnsan Allah'tan korkar. Bir genç kıza öyle şeyler, çirkin şeyler yazarken insan Allah'tan korkar. Allah'tan. Benim kızım Demirci kasabasında tırnakla gösterilecek kız. Tamam. Sen kimisen? Otur derdine yan. Yanacak da bir derdin vardır. İlla ki vardır. Demek ki senin burnun daha şeyi. Fulya'nınkinden daha kötü. Ya da daha çok çirkinsin. Ya da o yorumlarda sadece belki kendini anlattın. Sen çok güzel olabilirsin ama bence kalbin çok çirkin. Yüzün güzel olabilir ama kalbin çok çirkin. Allah da senin kalbini görüyordur eminim. Aman boş verin. Onun o kadar çok değerli teyzeleri var ki ağızlarından Fulya derken 10 tane Fulya çıkıyor. Sen de girip izlemedin mi? Olur biter. İzleme, girme, izleme. Şu mübarek kumbilene bu işlerle uğraşıyorsunuz ya. Helal olsun size. Onlar mübarek kumbilini bilir. Bir genç kızın gururlarıyla oynuyorsunuz. İşte onun haberiniz var mı? Hiç bununla bile değil. Ama golü birince çok üzüldüm. Ya öyle de son adamdan gitti. Havaya son adam vurdu da. Benim burnumun bozukluğu gider doktorda geçer de. Senin kalbinin pisliği hiçbir de geçmez. Ona bir doktor da bulamam yani.
Oho. Geldi yine, geldi. Aşkım benim. Ne diyorlarmış? Yoğalım teyzeye. Kırban olsunlar, kırban. Ne diyorlarmış teyzeye oğlum? Dedim. Dedim. Çirkilerde kâmısı mı diyorlarmış? De bakalım. Allah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Biraz çok ufak doğramışsın ya, caca doğrar gibi, o da artık stresindendir. Yok, vallahi stresli bile değilim. Kafaya bile takmayın. Önceden kafama çok takardım da. Öyle can dostlarım. Bugün cami hocalarını ben iftara çağırdım. Ondan bahset. Bugün Demirci kasabasındaki ne kadar cami hocaları varsa iftarda bende buyursunlar. dışarıdan da bir küçük kardeşim var. Teslim Engem var. Teslim Engem abimin hanımı geldi Ankara'dan, o var. Can dostlarım. Biz iftarımızı hazırlayalım. İftarımızı verelim. Kalbimizi geniş tutalım. Allah'ımıza sığınalım. İnsanlar hakkında çok çirkin şeyler, kelimeler sarf etmeyelim. Can Bafulya, keskin bıçak nerede annem? Siyah, küçük olan. Bütün bıçaklar ne bileyim ne oldu vallahi. Ben de bilmiyorum. Bir annem. Bugün hava da güzel de can dostlarım. Biraz esiyor, esinti var. Sabah mesaj atmış. Geçenki iftarda küçük kardeşim yoktu. Onu da videomu izlemiş. Orada bana yazmış ki hiçbir şey canım istemedi bacım. Ama fasulyene iki gün şey ettim diye. Canım istedi. Canım istedi diye. Akşam da yazmış ki bana kuru fasulye pişireceğim mi diye. Yoksa menümüzde kuru fasulye yoktu. Onu da ekledik bugün. Bunları saat 5'te sobayı yakacağım dostlar. Hadi sarımsak. Başım. Hadi telefonunu al. Hadi annenin telefonunu al. Sıkıldım. Fulya, çizgi filmi de açamıyor. Ses geliyor. Fulya alabilir mi anne? Al da biraz şeylere göster. Al kaldı. Balkonlara falan şöyle bir çıkar. Hadi git. Anne YouTube asın sana, hadi. Kız kamerayı duruyor. Tamam, hadi bir duş alana git. Hadi bir duş alana git. Ağzına değişik bir şey var, beyan onu. Sanki boncuk gibi bir şey var ağzında. Öyle can dostlarım. Öyle deyip durma kız. Bugün de... bugünümüz de böyle geçsin. Yarın da... buradan hepinizin... Kadir gecesi de mübarek olsun. Yarın Kadir gecesi. Allah'ın gönlünüzde, içinizde ne dualarınız varsa, içinizden geçip de dile dökemediğimiz bütün dualarımız yarın akşam kabul olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Yarın tesbih namazlarımız var can dostlarım. Televiden sonra televinin arkasına tesbih namazı kıldıracaklar hocalarımız. Yarın ne yapacak Fulya camiye? Baklava. Yarın da ben bir tepsi baklava yapacağım. Sabahtan hamurunu yoğuracağım can dostlarım. Biz temizliği yapıp bitirene kadar da hamuru biraz kendine gelir. Bir tepsi baklava yapacağım. İnşallah güzel olur, güzel düşer. Camiye götürüp Kadir gecesi günde camide ikram yapacağım. İnşallah. Ben size çektiğim camiye gidiyorum can dostlarım. Çok eski cami ama orası eşim oraya gittiği için camilerde bayağı da gezdik. Fatih'e gittik. Plan Habeşi camisine de gittik. Bütün camilere gittik. Bütün camilere gittik can dostlarım ama sabit kıldığımız yer ora. Orada kılıyor. Bugün kendimize arkadaş edinecek yani. Onun tahtalısında o gün hocalar, ilahiler falan çağırdı can dostlarım. Onun biz o gün tahtalısında Fulya korkarım yukarı çıkmam dediği çekime yukarıdan baktık biz. O gün oradaydık. İnşallah Kadir gecesi günde tahtalıya çıkarız.
Önce teravihimizi kılmayı nasip eder Rabbim. Ondan sonra da tesbih namazı kılarız. Öyle diyorlar bakalım. Gelirlerse yine çekim yaparız. Bıçak kesme oraya. Bıçaklara bir halletmiş. Bu da öyle annesini süsler. Fulya Hande ile bu evleri gördü can dostlarım. Ayhan ile ben de Beyza'nın o taraf yukarıdan sobayı çıkarttık. Beyza da kendi evlerine süpürge açtı. Geri aşağı indik. Sobamız ikiydi. Allah nasip ederse bu sene kışın gelinim yok. Gelinimden indirdiğim sobayı onu aşağı ekmeklik tandırlığıma vurdum. Eşim duvarı deldi. Biraz sonra gösteririm size. Duvarı delip dışına boruyu çıkarttı. Kenarına da bir taşına sıkıladı. Artık bahçede çalışacak can dostlarım. Orada onu bunu yakar biraz şey derik. Biraz daha sarımsak atalım. Sarımsağı da nasıl ufak doğramışsın. İyi olur. Akşam tam iftar saati çekemeyiz can dostlarım da sofraları kurduk mu hazırladık mı onlar gelmeden az buçuk Fulya size çekim yapar çünkü hepsi hoca beyefendi olduğu için onlar çekim yapamayız. Bugün eşleriyle de tanışacağım. Kim mi arkadaş edinecek? Aynen. Eşim hepsiyle çok iyi. Hocalarla arası hepsiyle görüşür. Ama eşleriyle bugün tanışacak. Biz aile şey, ben olarak, eş olarak. Ben olarak. Abimi görüntülerdi. Beş cami. Beş. Çarşı camisi, Bilal Habeşi camisi, Fatih camisi. Eski cami, Koyun Girişi, Fatih camisi. Koyun girişinde var ya, Gulaş tarafındaki cami. Beş caminin beşinin de hocası bugün burada. Allah nasip ederse can dostlarım. Şu son patlıcanımızı da doğrayayım. Bu videomuz biraz uzun olur ya. İzlerler. İnşallah izlersiniz sıkılmadan. Yarım yarım böldüm de Suzan abla kızıyor. Kim? Suzan abla öyle ya. Buradan da hepsine ayrı ayrı selam olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Can dostlarım yine. Allah razı olsun. Her gün günlük 10 kişi. Günlük 10 kişi. Allah'ım ne muratlarınız varsa versin. Bugün yine 440 olmuştuk değil mi sabaha kadar? 430'luk. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, kanalıma, Sevil'in dünyasına hoş geldiniz yeni gelenler. Can dostlarım. Ecem nasıl istedi kız? Ecek doğrayın mı? Yok bitti. Elim biber acıyor ondan da seni işitmek istemedim. Salata malzemelerimizi yıkadık, hepsi hazır. Şöyle ucundan göster. Ucundan. Bunlar hep doğranacak. Cacık şeylerini, her şeysini hazırladık can dostlarım. En son pirinç pilavımız kalsın. Saat 5'te bunları aşağıya sobaya yakayım. Burada hepsini, yağlarını, her şeysini ayarlayacağım. Kaynar sularını dökeceğim can dostlarım. Çünkü inip inip çıkamam aşağı. Burada tam teşkilat bütün soslarını, fasulyeyi, çorbayı, her şeysini koyacağım. Aşağı sobayı yaktım, aşağı indireceğim. Çünkü inip inip çıkamam. Burada da sadece bir pirinç pilavı kalsın, salatayı yapsınlar, cacığı yapsınlar. Tatlının şerbetini dökeceğim. Güveci de bana küçük kardeşim verdi. Ben güveç almıştım. Bunun bir küçüğüydü can dostlarım. Hemen çatladı. Ateşe verdim. İkiye yarıldı. Başladı suyu akmaya.
Daha içimin çarpıntısı gitmedi. Sanki zannediyorum ki daha karnımda büyük bir ağrı var zannediyorum. Kafam çok şeydi bu ya. Karnıma öyle bir vurdu ki kapak. Hiç kendimden korkmadım can dostlarım. Aklım çıktı ses gelince zannettim. Çocuklarım Mehmet havaya patladı zannettim. O kadar çok şehittim. Abim görüntü mü aradı? Kendi ses geliyor. Aynen bakalım nasıl çalışıyor. Eşimle çocuklar da Ağaçlı'ya gittiler. Hande kuaföre gitti. Fulya'nın kuaförü Aksaray'da. Bu Aksaray'a gidecek. Cuma günü herhalde nişanlısıyla kaynanası gelin. İşte bunlar hep beraber Aksaray'a gidecekler can dostlarım. O zaman Nehir'in eskiden oturduğu evin orada bir tane kuaför varmış. Orada bir kere bir götürdü. Burada bir de beni götürdü. Bir iki. Bir tane kadın var, iki tane kız var, öğretiyor orada işte. Ben çok memnunum. Hani bir geçen konuştukla yoruma yazmışlar ya, ben söylediydim. Senin kanalında biliyorlar, Özüm Alem'in kanalında biliyorlar. Abone oldulardı. Fulya'nın şeysi Büyük Böcek tarafında yazdılar da yoruma. Dedin ya bunlar kimdi. Ha onlar mıydı? Işte, tabii canım. Ha onlara da selam olsun. Bir de ben geleyim kızlar. Bir de ben geleyim size. Fulya Aksaray'a gelince bir de beni getirsin size de benim de ayağımı alışsın. Şeyin orada. İstanbul ucuzluğu var ya hani büyük, en büyüğü. Aşağı tarafta. Aşağı tarafta. Benim dişçinin olduğu yerde. Vallahi. Büyük büyük binalar var arkasında. Vallahi bilmem beni Yaşar götürüyor. Kapıda bekliyor. Ondan sonra işimiz bitti mi gidiyor. Özüm annem bir gösterdi yolu buldurdu bize. Ondan sonra biz geliniz. İki dam şuradan bir irisinden bir domates. Şuradan iki tane bir ufak şeye koyacağım tepsiye. Anne hep ufak. Ufak mı? Şuradan iki tane iri bir o zaman bir tane. Kız nasıl barışıyorlar? Bu sabaha kadar bir görseydiniz bizi can dostlarım. Eskiden kız evinde kınada yatarlar ya. Bir ucundan tut, bir ucuna kadar kına döşenir gibi döşendik. Eşim diyor, ille kalk yatak odasına gidelim. Ben de diyorum, ille gitmem çocuklarla yatacağım. Şu büyük yatağı şuraya gittik, ortancayı küçük, bir de kanepe açtık. Fulya'da yatırdılar ortaya da. Hepimiz dizildik. Kınacığım. Ah can dostları. Evlatlar işte, ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna. Dünyaya geldik işte can dostlarım. Şöyle güvecimiz inşallah pişer afiyetle yiller. Bir sosu var can dostlarım üstünü şöyle yukarı koy. Tamam. Şurası bununla yaklaştır. Pişirirken gösteririm. Yok yok şey fasulyenin. Tamam. Bu da fasulyenin can dostlarım. Bunun etini ayrı çıkarttım. Biraz yağlı et vardı. Bunu da ayrı çıkarttım. Görüşürüz can dostlarım biraz sonra. Sobada de. Sobada. Bizim de soğanı kavruldu can dostlarım. Şimdi şöyle etiyle biberini de dökelim. Şöyle de. Gelmiş İsmail de gözünü yum diyor. Dur. Şöyle can bacılarım. Fasulyemiz az. Şu kadar sadece. Ha ikişer tabak bulunsun. Ekmek suladın mı anne? Suladım. Bu kadar suladım can dostlarım.
Yufka ile güzel olur dedi. Anne istersen altını azıcık yak. Bu Türk buğun bize. Kümese gittik iki tane. Yumurta. Düştü anne ama. Torunum. İki, nerede? İki kere. Biz şurada, birisi burada. Deden geliyor. Nerede? Aşıyı Beyza'nın gen telefonu açtı. Çabuk gel İsmail'i götür bir döndürüyor burada. Can dostlarım biraz sonra görüşürüz. Bir tavuk. Güvecimizi böyle doğradım. Sobaya hazır aşağı inecek. Saat 5'i bekliyorum. Bunu da sadece salçasını yapıp tamamen baharatını yapıp fasulye döküp kavurup bunu da kapatacağım, bekleteceğim. Mercimek çorbasını da yağsını kavurup mercimeğini kavurup onu da bekleteceğim. Aşağıdan sobayı yaktım mı burada bunların suyunu, kaynar suyu ayarlayıp aşağı alacağım. Burada sadece pilav kalıyor. Onu da ben pişiririm. Ben çıkarttık can dostlarım. Şu ekmeklerimiz, şunu alıyor. Şöyle baklavamız vardı, onu çıkarttık. Şöyle revani tatlımız vardı, onu çıkarttık tatlı olarak. Anne şunu salonumuza. O da kahvenin yanına. İsmail. Geçenki hamurdan şey kaldıydı, baklava şeysi kaldıydı can dostlarım. Şöyle güzelce, şimdi kesimi belli değil de mıska şeklinde kesili. 5-6 yufka vardı, onu da böyle incecik yapmıştım. Onun da şerbetini döktüm. İşte ekmeklerimiz yani, geldi. Şöyle de ekmeklerimiz. Ayhan, sıcaktı, ağızlarını ben açtım. Ayhan. Ekmekler fırından yeni çıkmış. Şu da şöyle. Ortaya doğru kalk, ortaya doğru kalk. Ya dur çocuk. Mamma. Mamma, oğlum mamma. Hande birini aç da bir şey olur. Salamın. Tamam anne. Can dostlarım biraz sonra görüşürüz ama dur şunu da katayım da öyle suya. Şişini aldım. Hiç sevmem. Patlıyorum şimdi. Karnım ağrıyor. Tam şöyleydim can dostlarım. Şu kapak bir vurdu. Şu gözler tak yukarı kalktı. Bak o neydi kız? O neydi kız? Getir göster bak eti. Biberini, domatesini. Can dostlarım. Şöyle. Beyza'nın hayranına bakıyorsun ne iş görüyorsun. Şöyle de bir parçamız. Bunu acı katmayacağım çünkü biber acı olabilir. O yüzden tatlı biber kullanacağım. Salçasını eritmesi için. Karabiberini de en son kapatınca. Can dostlarım sulu yumurtaydı, yağniydi, köfteydi. Onlardan da ısırayacağım. Bugün böyle bir değişiklik olsun dedim. Şöyle. Fasulyemi de eskiden bayanın birisi demiş ki, aklımda hatırımda kalmadı da, can bacımın biri, Sevil Hanım ben ısladıyorum demiş. Can dostlarım fasulyeyi ben de ıslatırdım ama fasulyenin bir sarı suyu var, o sarı suyunu çıkartmadığı zaman fasulyenin biraz tadı değişik oluyor. Ben şimdi bunu güzelce azıcık kaynar suda haşlıyorum. O sarı su çıktı mı üstüne bir tasta soğuk su döküyorum. Onu yarım saat bekletiyorum. O soğuk suyundan o sıcak suyun birleşimi alıyor can dostlarım. Gördüğünüz gibi fasulyemiz az. Bacılarım. Bu böylecek. Bunun da altını kapattım. Bunlar hep aşağıya sobaya inecek. Özdeşe dursunlar. Bunlar burada tadını ala dursun. Şimdi ben fırın yemeğime geçeceğim. Onu da sosunu yapalım. Bir biraz sonra şuraları toplayalım can dostlarım. Görüşürüz. Can dostlarım. Bunun patatesini iri doğradım. Şöyle de şeyi yağlayayım bir. Tepsiyi çünkü biraz yağsını yoğun döktüm. Az döktüm de. Yoğun döktüm. Hı, şuna. Efendim.
bu adam şimdi ne olacak? Bana oyuncak vermiş. Kutu oyuncak mı vermiş? He? Görüyor musun? Mermiyi tanıyorum. Dolaşıcıya takmıyorum. Nereye takacağım elimizden? Tamam, biz gidelim o adamın kapısına dayanalım, tamam mı? Tamam. Şöyle can dostlar. Yani bunu da... Tamam, deden gelsin. Şöyle yağsın azıcık. Deden gelecek. Gezdireyim. Dede, bunu buraya nasıl takalım? Tamam, o sütler. Çok oldu anne. Çok oldu. Tepside de var ya. Olsun, o tam ulaşmaz şey sürü. 15 kişi alın. Şöyle. Şöyle de kekik. Bunu azıcık kullanmayacağım çünkü çocuklar olabilir, yiyemezler. Azıcık atsaydı. Yok kızım, şey, öbür yemekte çok acı var yoğun. Şöyle de kekiği. Dur şuna bas, daha pişmesin değil mi şimdi? Yok canım, daha ben hazırlayıp hepsinin sosunu, sosuyla beklesin. Şöyle de azıcık salça. İsmail bir dur anne. Anneannem bir dur oğlum, azıcık dur. Ben ne öreyim? Sen ne örme? Şöyle. Bu kadar su kâfiye. O kadar mı var? Şöyle can dostları. Dedem ara, ben sen gel. Arada annem namazdaymış. Namazdan çıksın geliyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Tuzunu attın mı anne? Atmadım. Ara. Beyza. Dur ben vereyim. Şu tuzumuzun ağzını bir. Tamam. Dur. Tamam anne. Hızır. Baban daha namazda. Şey, ikinden yine okundu. Şöyle. Şöyle. Bunun tabanı da yağlı. Nasıl koktun? İşte mesaj yazmış. Milletin ağzı var, konuşuyorlar. Anne herkes biliyor. Filer konuşsunlar, dursunlar yazmış. Damadın mı? He. Kulun mu be? Ne yazmış? Kocacığın ne yazmış? Hem de bak. Milletin ağzı var, konuşuyor. Anne herkes biliyor. Filer konuşsunlar, dursunlar yazmış. Şöyle canım dostlar. Oo, bir sürü çıktı anne. He, kalabalık değil, çok şey ettim. Birbirine bir de kendimize yapalım böyle. Nasıl iyi göründü? Bu senin mi yiyeceğin bugün? Yok canım, ilk önce misafirler. Ha. Sonra kalırsa biz. Daha neler? Öyle demiyorum, ben de sonra diyorum, sonra. Şuna şey döşeyeceğim böyle, saça. İşte ha, ondan bahsediyorum. İsmail. İsmail bir kız annem. Suyunu da dökelim. Oo, biz gelin yiyelim. İyi anne. Bu da pirinç pilavımızın yanına. Şöyle can dostlarım, sos suyuyla. Saat 5:30'da da bunu açalım. Fırınımıza.
Görüşürüz. Şöyle göstereyim. Dur bir daha. Bunun şişi var. Neyse. Şöyle can dostlarım, domatesini şöyle patlamaması için. Herkesin tabağına birer şekilde düşer inşallah. Hususi dün pazardan çeri domates aldım. Birisi dengesiz. Şu. Şu da şura. Şu da şura. Neyse şunu da şura koyayım. Resmini çekeyim. Tamam. Bu da hazır can bacılarım. Şöyle. Bu da sadece fırınlanacak. Yemeklerimiz tamam. Bir salatayla pilav kaldı değil mi anne? Bir pilavla salatamız kaldı. Onu da artık şuraya bir evlere bir süpürge atsınlar. Buraları bir yerleştirsinler tam teşkilat. Ondan sonra aşağı ocakta görüşürüz. Can bacılarım bay bay. Serhat'ım geldi can dostlarım. Serhat'ım geldi Mehtap teyzesi. Bay 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 bay. Merhaba. Merhaba. Onlar susamış yapıyor. Can dostlarım, babayı böyle yaptık, duvarı deldik herifine. Ben bugün yemeklerin resmini hiç çekmedim, profiline koyacaksam. Hepsini çektin ya. Can dostlarım, şu an bile ne kaç dakika? 47. 47 dakika. Bugünlük böyle bir gösterelim, piştiğini gösterelim, servisimizi, ikramlarımızı inşallah yarın atalım can dostlarım. Çünkü öyle de 1,5 saati buluyor. Ondan kıstım. Yine bu kadar oldu. Yemeklerimizi bir gösterelim. Kuru fasulyemiz pişiyor. Şöyle zobamızın ateşini göster bir. Çoğalda bir elime el dizi vardı. Düdüklüğümden başlıkta tat takmadı değil mi? Tüp patlaya geldi de zaten bir hal oldu. Tüpe çok şey basmışlar Ayşe'nde. Hava. Hı? Kız bugün. Akşam gece. Bir patladı da karnım ağrıyor. Kapakta karnıma vurdu. Ama sen de nasıl nazlımsın canım. Aynen. Şöyle can dostlarım. Sobanın odun ateşi. Resmini alayım anne. Dur. Odun ateşinde güveç. Şöyle. Dur. Soğuk suyu. Tamam. Odun ateşinde güveç. Susuz çok su katmam ben güvece. Can dostlarım şöyle getir buraya. Şöyle. Dur be hemen. Tamam. Şöyle güvecimiz. Şöyle de Eşref kardeşimin kuru fasulyesi de fısırdayıyor. Çorbamız. Sobamız da böylece kurduk. Burası çardağımız. Ne yapalım can dostlarım? Buraya kurdum, bu duvarı deldim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bunun devamıyla yarın akşam görüşmek ve buluşmak üzere. Yarınki videomuzda görüşürüz. Şimdikten hayırlı Kadir Gecesi. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin can dostlarım. Yarın Kadir Gecesi, Kadir Geceniz de mübarek olsun. Bunun kalanını da yarın devamını atarız. Çünkü akşam çekim yapamam. Hepsi imam olduğu için çektirmezler. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Bay bay. Ayşe gelin Beyza.
Sedat var burada da bay baydır. Bay bay. Bay bay can dostlarım. Bay bay.